Evet, denklemli miktar geçişleri sorularını yapıyorduk genç arkadaşlarım. Üç tanesini yapmıştık. Şimdi bu dersimizde pekiştirmelerden yolumuza devam edelim. Hem de ne yaptığımızı da dediğim gibi bir hatırlamış olmuş oluruz. Şöyle şurayı kapatayım. Buraları yapmıştık zaten. Evet, şimdi bakınız. Hemen tepkimeyi yazıyorum arkadaşlar. S artı 2H2SO4. Şöyle 3SO2 artı 2H2O. Şimdi diyor ki 4 mol kükürt ve 4 mol sülfürik asit alınmış. Bakınız başlangıca diyorum ki 4'e 4 alınmış. Bunlardan daha yok değil mi? Şimdi başlangıç burada ne olacak arkadaşlar? Stoikiyometrik bir değişim olacak demiştik. Şimdi aynı kimyanın temel kanunlarında sorduğumuz gibi bakın burası 1, burası 2 değil mi arkadaşlar? Şimdi önce yanlış olanı soruyorum her zamanki gibi. Arkadaşlarım 1'e 2 giriyorsa 4'e 8 girmeli değil mi? Ama elimde yok. O zaman tam tersini soruyorum. 2'ye 1 giriyorsa katsayılar olarak o zaman arkadaşlar 4'e kaç girecektir? 2 girecektir. Peki bir katsayılıdan 2 giriyorsa şuradaki 3 katsayılıdan da ne kadar oluşacaktır? 6 mol oluşacaktır. Şuradaki 2 katsayılıdan da 4 mol oluşacaktır. Ne söylemiştik? Katsayılara göre yorum yapabiliriz demiştik, değil mi? 1'in 2 katını aldığımıza göre her katsayının 2 katını alıyorduk bu tarz sorularda hatırlıyorsanız. Burada arkadaşlar 2 mol arttı. H2SO4 tükendi. Bundan 6 mol oluştu. Bundan da 4 mol oluştu. Şimdi H2SO4 sınırlayıcı maddedir diyor. Arkadaşlar biz tükenen maddeye değil mi? Tükenen maddeye biz ne demiştik? Sınırlayıcı madde demiştik hatırlıyorsanız. Birinci öncül doğru. Kükürt elementinin %25'i artar diyor. Arkadaşlar kükürtün dördünün ikisi girdi, ikisi arttı. Yani %25'i değil, %50'si artar demesi gerekiyordu. İkinci öncülüm yanlış. Oluşan suyun mol sayısı yani şu 4, harcanan H2SO4'ün mol sayısına eşittir. Yani şuraya diyor. Evet bunun ikisi de birbirine ne oldu arkadaşlarım? Eşit olursa cevabımız burada Ceyhan'a gitti. Tamam. Anlaşılmayan bir yer var mı şu an bu soruyla ilgili? Arkadaşlar. Peki. Evet, bir sonraki soruya geçiyorum. Şimdi buraları yaptığımız için buraları gönül rahatlığıyla kapatıyorum. Evet, bakınız ne diyor? Kapalı bir kapta 40'ar litre CO ve O2 gazları. Bakınız aldım CO ve O2 gazlarını ve buradan karbondioksit oluşturdum. Ama şu an tepkimem denk değil. Şuraya 1 bölü 2 yazarsam denk olacak. Şimdi bakın başlangıçta benim elimde 40'ar litre var. Yani 40 bundan var, 40 bundan var, bundan hiç yok. Şimdi yine aynı şeyi yapıyorum. Katsayılar benim için çok önemli. Şurası 1'e 1 bölü 2 değil mi arkadaşlar? Şimdi yine önce yanlış olanı soruyorum. Önce yanlış olanı soruyorum. 1 bölü 2'ye 1 giriyorsa 40'a da 80 girmeli. Ama benim elimde 80 litre CO yok. O zaman bir kez daha soruyorum. 1'e değil mi? 1 bölü 2 giriyorsa o zaman buradaki 40'a da ne girecektir? 20 girecektir ki benim elimde var. Peki birden arkadaşlar 40 giriyorsa buradaki birden de tabii ki aynı katsayıda olduğu için 40 litre oluşacaktır. Ve bu tepkime sonuçlandı. Sonuçlanınca bu bitti. 20 litre bundan arttı. 40 litre de bundan oluştu. Şimdi bana ne diyor? Aynı koşullardaki gaz karışımının hacmini soruyor. Şimdi ürünler kaçtır deseydi, yani ürünlerin hacmi kaç litredir deseydi cevabım 40 olacaktı. Artan maddenin hacmi ne kadar deseydi cevabım 20 olacaktı. Ama bana gaz karışımı diyorsa arkadaşlar
O zaman benim cevabım burada ne olacaktır? 60 litre olacaktır. Tamam. Evet, şöyle bir yazmanızı bekliyorum. Bir 10-15 saniye. Anlaşılmayan bir yer var mı? Anladık deyin o zaman. Evet sevgili 12B. Evet arkadaşlar. Biz ne gördük? Stoichiometri soruları gördük. Yani miktar geçiş problemleri. Sonra artan sınırlayıcı problemlerden gördük. Şimdi bir de kimyasal tepkimelerin verimini göreceğiz arkadaşlar. Şimdi kimyasal tepkimelerde şöyle söyleyeyim. Her yani %100 verimli bir tepkimeden bahsetmiştik. Tam verimli ya da %100. Bu neydi? Hatırlıyor musunuz? Reaktiflerden en az birinin, değil mi? Reaktiflerden en az birinin tükendiği, tamamen tükendiği tepkimelere biz tam verimli ya da %100 verimli gerçekleşen tepkimeler diyoruz. Ancak tepkimeleri %100 verimle yapmak imkansız kadar zor arkadaşlar. Yani anca böyle bir robotik ortamda her şeyin böyle yani çünkü insani hataların olma ihtimali çok yüksek oluyor laboratuvar koşullarında. Maddeyi mesela taşırken dökebiliyorsun. Kullandığın su tam saf su olmayabiliyor. Kullandığın cam malzeme tamamen temiz olmayabiliyor. Ya da mesela ürünün gramajı işte 1,2183 gram tartman gerekiyor. Yani 1,2183 gram tartman gerekiyor. Sen hassas tartıda tartıyorsun. 1,2181 gram tartıyorsun belki de. Anlatabiliyor muyum? Çok çok hassas ölçümleri yapamayabiliyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Deneylerin verimi düşebiliyor. Tamam mı? Şimdi bunu hemen ben şöyle anlatmak istiyorum aslında size. Şimdi diyelim ben fırınımız var, tamam mı? Bizim bir tane fırınımız var. İşte 1 kilo un aldık. Şimdi normal standartlar diyor ki 1 kilo undan senin hiçbir hatan olmazsa, bak hiçbir hatan olmazsa, her şeyi böyle tıkır 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 yaparsan, hamurunu böyle tam kıvamlı ayarlarsan falan filan, 1 kilo undan sen 10 tane ekmek yapabilirsin diyorlar. Ve bu 10 tane ekmeği %100 verimli eğer, yani diyorum ya, hiç hata yapmazsan, kitap ölçüsü böyle söylüyor. Diyor ki 1 kilo undan 10 tane ekmek çıkar diyor. Ama biz ne yapıyoruz? Olayın başına geçtiğimizde işte elimiz değebiliyor. Unun bir kısmını dökebiliyoruz. Hamuru tam mayalayamadığımız için ununu fazla ya da az koyabiliyoruz falan derken biz tuttuk 1 kilo undan 6 tane ekmek çıkarttık. İşte unun bir kısmını döktük falan filan, elimiz çarptı. Dolayısıyla o zaman ben burada şöyle söylerim. 100 verimle eğer ben bu reaksiyonu yapsaydım 10 tane ekmek çıkaracaktım. Değil mi? Yani normalde çıkarmam gereken sayı buydu. Ama ben 6 tane ekmek çıkarttığıma göre o zaman demek ki ben %60 verimle bunu yaptım diyorum kendi kendime. Anlatabildim mi? Ve bu 10 tane ekmek benim teorik verimim. Teorik yani kuramsal olması gereken, hiçbir hataya yer verilmediğinde çıkması gereken sonuç iken, bu benim arkadaşlar insani hatalarım doğrultusunda yaptığım deneysel verim. Bunu formülden de gidebilirsiniz. Eğer yüzde verim hesabı yapacaksanız şu deneyseli arkadaşlar teoriye bölüp yüzde çarparsanız zaten aynı sonuç çıkacaktır. İsterseniz benim gibi orantı da kurabilirsiniz. Yani kimyasal verimi anladık herhalde. Bakınız gerçek verim diyor. Gerçek verim benim kendi hatalarım doğrultusunda çıkardığım sonuçken, teorik verim hiç hata olmadan, tabiri caizse sanki bir robotmuşum gibi yaptığımda
çıkacak olan sonuçtur arkadaşlar. Şimdi gelin hemen şunlara bir bakalım. Çok kolay zaten anlarsınız. Şimdi tepkimenin verimini soruyor ya, şurayı şöyle kapatayım. Arkadaşlar ilk işim neydi benim? Hemen reaksiyonu yazmak. Şöyle 2NH3 N2 artı 3H2. Bakın diyor ki 4 mol NH3 gazının ayrışması sonucu diyor. Şimdi demek ki ben başlangıçta 4 mol NH3 almışım. 1 mol azot gazı elde ediliyormuş. Daha bunlardan yok. Şimdi normalde stokiyometreye göre şöyle olması gerekmiyor muydu? Şöyle olması gerekmiyor muydu? Bunun 4'ü tükensin. Yani 2 kat sayılıdan, değil mi? 4 mol giriyorsa şuradaki 1 kat sayılıdan, arkadaşlar stokiyometri yapıyorum. Bakınız 2 kat sayılıdan 4 giriyorsa 1 kat sayılıdan 2 katını alıyorum. 2 mol oluşur. 3 kat sayılıdan da 3'ün 2 katını alıyorum. 6 mol oluşur. Şimdi bu benim teorik, yani hatasız yapmış olsaydım bana stokiyometri, bak o yüzden şöyle söylüyorum, teorik stokiyometri bu. Bunu söylüyor. Ama bana 1 mol azot gazı elde etmişim ben. Yani şöyle 2 mol elde etmem gerekirken ben gerçekte dikkat ederseniz 1 mol elde etmişim. Bayağı bir hatalar yapmışım. Peki normalde arkadaşlar benim 2 mol azot elde etmem gerekiyordu. Hiç hata yapmasaydım. Ama hatalarım sonucu dikkat ederseniz 1 mol azot elde etmişim. O zaman diyorum ki ben, zaten cevabı da çıktı biliyorsunuz. 100 verimle yapmış olsaydım ben bu reaksiyonu 2 mol azot elde edecektim. Ama ben 1 mol azot elde ettiğime göre bazı hatalar yapmışım ve benim verimim ne olmuş arkadaşlar? %50 olmuş diyebiliriz. Anlaştık mı? Evet, anlaştık deyin lütfen. Anlaştık hocam. Tamamdır. Şimdi anlaştık hocam. Tamamdır, harikasınız. Yavaş yavaş keyfim yerine gelmeye başlıyor. Şimdi çözümlü örneğimiz, bir de arkadaşlar şöyle saflık şeyleri var. Bunu da anlatıp dersi bitiririz. Şimdi saf olmayan maddelerin bir de reaksiyonları var. Şimdi arkadaşlar biz daha önce de söylemiştik. Bakınız doğada maddeler zaten genellikle saf halde bulunmuyor. Yani mutlaka bir bileşikleri halinde bulunuyor. Ve eğer sen bir şeyi tepkimeye sokacaksan bunun her zaman saf hali reaksiyona girer. Yani söylemeye çalıştığım şu. Şimdi senin elinde diyelim böyle bir toprak parçası var, tamam mı? Bu toprak parçasının içerisinde ne var? İşte bir sürü vitamin var, mineral var, toprak var, taş var, bör var, böcük var, değil mi? Atıyorum içinde birazcık da demir var. Şimdi sen eğer demiri paslanma reaksiyonuna sokacaksan mesela, buradaki 100 gram toprağın tamamı reaksiyona girmez. Burada 100 gramda diyelim 10 gram demir varsa o 10 gram demir reaksiyona girer. Yani saf olan kısım reaksiyona girer. Senin böyle aldığın bir kürek toprağı hop kalkıp da reaksiyona sokamazsın. Dolayısıyla safsızlık problemlerinde de bizim bunu sadece bu konuda öngörülü olmamız gerekiyor. Bakın hemen şurayı kapatayım. Yine çok kolay. Bunun da mantığı çok kolay. Hemen reaksiyonu yazıyorum. Kalsiyum karbonat, kalsiyum oksit ve karbondioksit. Bakın diyor ki %80 saflıkta 250 gram şöyle bir örnek varmış. Yani bu kalsiyum karbonatın tamamı saf değilmiş, %80'i safmış. O zaman 250 gramın 250'si de reaksiyona giremez arkadaşlar. Saf olan kısmı girer. O zaman hemen diyorum ki 100 olsaydı 80'i saf olacaktı. 250 olduğuna göre acaba kaçı saftır diyorum. Şu sıfırlar gitti. Şu sıfırla şurası gitti. 25 ile 8'i çarptım. 5 kere 8 40. 16 20. 200 gram benim elimde saf ne var? Kalsiyum karbonat var.
Şimdi kalsiyum karbonatın 1 molü 100 gram arkadaşlar. Ezberlediğim için söylüyorum. Yaparsanız çıkar zaten. Dolayısıyla 200 gram kalsiyum karbonat kaç mole tekabül ediyor? 2 mole. O zaman bakınız ben bunu ayrıştırıyorum. 2 mol aldım. Şimdi bir başlangıçta şöyle 2 mol var değil mi? Bunlardan daha yok. Diyor ki bunu diyor ayrıştır diyor. E tamam. Bir kat sayılıdan 2 mol reaksiyona girerse bir kat sayılıdan 2 mol oluşur. Buradaki bir kat sayılıdan da 2 mol oluşur. Doğru mu? Şimdi bana diyor ki normal koşullarda en çok ne kadar karbondioksit oluşur diyor. Yani şuradan devam ediyorum. Arkadaşlar soruma cevap lütfen. Karbondioksit 1 mol olsaydı NK'da ne kadar yer kaplayacaktı? Hocam bir daha söyler misiniz? Dedim ki 1 mol olsaydı normal koşullarda kaç litre yer kaplardı? 22,4. 1 mol olsaydı 22,4 litre yer kaplardı. Bana diyor ya en çok kaç litre karbondioksit gazı oluşur. Benim karbondioksitim kaç mol? Benim karbondioksitim 2 mol. Dolayısıyla şöyle cevabımın ne olması gerekiyor? 44,8 litre olması gerekiyor. Tamam mı arkadaşlarım? Evet, şöyle